Merhaba arkadaşlar, Paraf Yayınları'nın TYT deneme sınavının tarih sorularını beraber çözmek için bakacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru tarih bilimiyle alakalı bir soru. Bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yukarıdaki metne göre yorumlarda bulunacağız. Fizikçiler ısıtılan metallerin genişlediğini gözlemledikten sonra ısınan metaller genleşir şeklinde bir genellemede bulunabilirler. Aynı şekilde yer çekimine veya ışığın düz bir çizgide ilerlediğine yönelik genellemeler yaparak deneylerle bunları ispatlama yoluna gidebilirler. Böylece evrensel geçerliliği olan yasalara ulaşabilirler. Tarihte ise benzer türdeki farklı olayların aynı sebeplerden kaynaklandığını ya da aynı sonuçları doğurduğu yönünde bir yargıda bulunulamaz. Yani tarih bilimiyle fen bilimleri arasındaki farklara değinen bir metinle karşılaştık. Bir de fen bilimciler araştırmalarında deney ve gözlem yaparken tarihçiler kaynak inceleme yoluyla geçmişi aydınlatmaya çalışırlar. Bu tarihi diğer bilimlerden ayıran en temel özelliklerden birisidir. Tarih geçmişteki insan faaliyetlerini incelediği için, geçmişte yer alan olayları incelediği için deney ve gözlem tarihin yöntemleri arasında yer almaz. O yüzden de biri doğru kabul ediyoruz. Tarih yöntem olarak da diğer bilimlerden farklılık gösterir. Zaten tüm metin boyunca tarihi diğer bilim dallarından ayıran farklı yönleri bahsetti. Bunun en önde gelen özelliği de tarihte deney ve gözlem yapılamaması, parça bunun üzerine yazılmış durumda. Tarihi olayda genelleme yapılamaz. Bunu da en alttaki paragraftan da zaten ulaşabiliyoruz. Tarihte genelleme yapmak mümkün değil. Kesin bilgiler tarihte yok. Her türlü bilgimiz tarihte değişebiliyor. Deney ve gözlem tarihte yapılamıyor. Bu gibi yönler tarihi diğer bilim dallarından ayıran yönler. O yüzden de 1, 2 ve 3'ü doğru kabul ediyoruz. Edirne 1'in doğru cevabı oldu. İkinci soru. Atatürk'ün bu sözüyle kadınlara tanınan haklarından hangilerinin önemine vurgu yaptığı savunulabilir diyor. Atatürk'ün bir sözünü verip bundan yorum yapmamızı bekleme en klasik soru tarzlarından birisidir. Atatürk bir konuşmasında cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği olacaktır, rahat olunuz demiştir. Bütün medeniyette kadınların siyasi yetkilerini, haklarını yükseltmek üzerine vurgular var. Cumhuriyet ve demokrasi, yani halkın yönetime etki etmesi, halkın kendi kendini yönetmesi manasına gelen rejimde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi vurgulanmıştır. Mirastan eşit pay alma ya da mahkemelerde tanıklık yapabilme siyasi yönden haklar olmadığı için metinde sadece siyasi bir metin karşımızda bulunduğu için seçme ve seçilme hakkını doğru kabul ederken mirastan eşit pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapmayı kabul edemeyiz. O yüzden de yalnız 2 Bursa doğru cevabı oldu. Üçüncü soru. Yukarıda verilen devletlerle harita ile ilgili bir soru. Bu devletlerin harita üzerindeki yerleri dikkate alındığında coğrafi keşiflere öncülük etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir. Yukarıda haritada coğrafi keşiflere öncülük eden İspanya ve Portekiz'in yerleri gösterilmiştir diyor. İspanya ve Portekiz'e baktığımız zaman Avrupa'nın en batısında okyanuslara kıyısı olan bir bölgede bulunmaları coğrafi keşifleri başlatmalarında etkili olmuştur. 15. yüzyılın sonlarında coğrafi keşifleri başlatan iki önemli devlet İspanya ve Portekiz'dir. Bunun da temel nedeni okyanuslara kıyısı bulunması ve coğrafi konumlarının buna elverişli olmasıdır. Avrupa'nın ortasında bulunan mesela Almanya ya da Avusturya gibi devletler coğrafi keşifleri başlatmak için uygun bir konumda mesela bulunmazlardı. Çünkü coğrafi keşifleri yapabilmek için okyanuslara açılması gerek bir devletin. Bunun için de okyanuslara kıyısı olması gerekir. Portekiz ve İspanya'nın da coğrafi konumu coğrafi keşifleri yapmasında imkan sağlamıştır. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Dördüncü soru.
Sınıf içindeki bu diyaloğa bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Nesrin, Osmanlı Devleti'nde belirli bir bölgede güç kazanmış yerel toprak beylerine ayan denilmiştir. Serkan, 18. yüzyılda devlet, asker ve vergi toplanmasında, şehir ve yolların korunmasında, eşkıyalık hareketlerinin bastırılmasında ayanlardan sık sık yardım istemek zorunda kalmıştır. Sınıf içindeki bu diyaloğa bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilirdi sorumuz. Ayanın tanımı yapıldı. Yerel bölgelerdeki güçlü kişilere Osmanlı'da ayan deniyor. Bunun yol açtığı sonuca Serkan değindi. Ayanların yerel bölgelerde güçlenmesi ve sık sık merkezi otoriteyi, merkezi yetkilileri zor durumda bırakması ve merkezi otoritenin ayanlardan yardım istemek zorunda kalması, merkezi otoritenin gücünün zayıfladığını, merkezi yönetim anlayışının zayıfladığını bize buradan gösteriyor. Bu yönüyle bu sistemi feodaliteye, yani yerel bölgelerdeki kişilerin güçlü olduğu temel sistem, Avrupa'da orta çağda yaygın olarak kullanılan feodalite sistemine bu yönüyle benzeten bir uygulamadır. Feodalitede de Osmanlı Devleti'ndeki ayanların güçlenmesi de aynı sonucu vermiştir. Merkezi otorite zarar görmüştür. Beşinci soru. Bu bilgilerin ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir. Asya Hun hükümdarları Metehan, M.Ö. 176'da Çin İmparatoruna gönderdiği mektupta kendisini Gök Tanrı tarafından tahta çıkartılmış Hunların büyük Şam yüzü olarak ifade etmiştir. Orhun yazıtlarında Bilge Kağan, Tanrı irade ettiği için, kutum olduğu için Kağan oldum demiştir. İki cümlede de vurgu, Tanrı tarafından hükümdara devleti yönetme yetkisinin verildiğinedir. Yani Türk hükümdarları güçlerini Tanrı'ya dayandırmışlardır. Burada gücün meşruiyet kaynağının ilahi olduğunu ve hükümdarlarının güçlerini Tanrı'ya dayandırdığı yorumunu yapabiliriz. Bakalım bu bilgilerin ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğunu savunulabilir. Federatif yönetim anlayışının benimsendiği. Federatif yönetim anlayışı ülkenin bazı bölümlere ayrılarak yönetilmesidir. Özellikle Türk tarihinde ikili devlet anlayışı federatif yönetim tarzının bir örneğidir. Ama parçamızın bununla bir alakası yok. Bizim parçamızda metinde hükümdarın gücünü Tanrı'ya dayandırması vurgulanmıştı. Toplumda sosyal sınıf ayrımı olmadığının, evet, Orta Asya'da ilk Türk devletlerinde toplumda sınıf ayrımı yoktur. Fakat parçada buna bir vurgu yok. Verilen metinde bize sosyal sınıf ayrımının olmadığına yönelik bir bilgi verilmiyor. Halk arasında farklı dinlerin benimsendiğinin, herhangi bir dinsel karşılaştırma yok. Sadece bir gök tanrı inancının varlığından bahsediliyor. Gök tanrı inancının karşılaştırıldığı farklı bir dinden bahsedilmiyor. Gücün meşruiyet kaynağının ilahi nitelikli olduğunun, meşruiyet kaynağı demek, yani hükümdar gücünü neye dayandırıyor? Hükümdar gücünün haklılığını nerede buluyor? Bunu ifade eden bir kavramdır bu. İki cümlede de çok net bir şekilde hükümdarın ülkeyi yönetme hakkını Tanrı'dan aldığını, vurguladığını görüyoruz. Yani gücün meşruiyet kaynağı ilahi nitelikli olduğu yorumunu buradan yapabiliriz. O yüzden de cevabımız D şıkkı oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.